Emine Hanım, öncelikle vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. 2022 iş dünyası açısından nasıl bir yıl oldu ve 2023'e dair sizin beklentileriniz nelerdir? Ben öncelikle nasıl bir ekonomi tüm ekibe başarılar diliyorum. Yeni serüvenlerinde hakikaten şahsım Kagider ve Sedefet adına yolları açık olsun. Sadece ekonomi noktasına değil, toplumun bütün dengelerinde bizlere çok değerli destekler veriyorsunuz sivil toplum inisiyatiflerine. Bu konuda ben başta Hakan Güldal olmak üzere Vahap Bey'e, Şeref Bey'e ve tüm ekibe şimdiden başarılar diliyorum. Herkes kendi dinamizminde en doğru yolu bulacağına inanıyorum. Valla aslında şöyle baktığınız zaman hepimiz aşağı yukarı birbirine paralel ifadeler kullanıyoruz. Aslında hem dünyada hem Türkiye'de ekonomik şartlar dünyanın değişen konjonktürüne göre hakikaten sıkıntılı bir 2022 yaşadık. Yani sadece ülkemizde değil, dünyada da böyle. Hemen yanı başımızda olan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın getirdiği etkiler sadece bölgede değil, dünyada etki alanını aldı. 2022 zorlu geçti ama 2023'ün neler bizi beklediği konusuna gelince onun da cevabının zor olduğunu söylemek istiyorum size. Tabii ki bu ekonomik gerilimler, toplumsal gerilimler, iklim krizleri, göçler ve benzeri hususlarda bu süregelen bir sorun devam edecek 2023'te de. Bir de Türkiye'yi bekleyen bir seçim noktasındayız. En azından bu belirsizliğin bir an önce hakikaten çözüme ulaşması çok önemli. İş insanları için de çok önemli. Seçim satına girdiğimizden dolayı da beklentilerimizi tabii umuda çevirdik. Önemli olan 2023'ün bize umutla istikrar getirmesi, ekonomide istikrar olduğu gibi özellikle de toplumsal istikrarın gelmesi, birbirimizi anlayan, dinleyen bir toplum olduğumuz sürece bu inanır mısınız ekonomiye de yansıyacaktır. Ben tabii bir de hani Kagiler Başkanı olarak kadın perspektifinden çok umutlarım var kadınlar konusunda. Kadınlar hakikaten dinamik bir yapı. Kadın girişimcilik ekosistemi dinamik bir yapı. Bundan 20 yıl önce %4'lerde olan kadın girişimcilik oranı şimdi %14 seviyelerine geldi. Bu tabii Avrupa ve dünyaya baktığınız zaman hakikaten daha gidilecek çok yolumuzun olduğunu söylüyor ama doğru yoldayız. Önemli olan bu 2023'teki beklentim kadın girişimcileri güçlendirecek politikaların hayata geçirilmesi. Özellikle de kadın girişimcilerden ürün ve hizmet alımı ve tedarik zincirlerine dahil edilmeleri konusunda daha hassasiyet gösterilmesi. Bunu sadece özel sektörde değil, kamuda, yerel yönetimlerde de aynı hassasiyetin gösterilmesi çok önemli. Çünkü aslında artık sürdürülebilir kalkınma için kadının da ekonomide var olduğunun bilincinde, eşit koşullarda var olduğunun bilincinde olarak hayatımızı sürdürmemiz lazım. Aslında kadını ekonomiye dahil edebilirseniz sürdürülebilir kalkınmayı da hızlandıracak. Aslında ülkemizin yoksulluğunu da azaltacak. Bütün bunlar ve de aynı zamanda eşitsizliği de azaltacak. Ben hep onu söylüyorum. Yani dengeli olmak gerekiyor. Bu ekonomiyi de var edecek olan iki unsur kadın erkek fırsat eşitliğini yarattığını sürece hatta kadını eşit koşullarda Türkiye'de ekonomiye dahil ettiğiniz takdirde ekonomi %30 büyüyecek. Yani bütün bunların formülleri aslında çok açık, çok net. Yeter ki bunları hayata uygulayalım. Evet, 2023 bize istikrar getirsin. Birbirimizi anlayalım, dinleyelim ve topyekün ülkemizi daha ileri yarınlara taşıyabilecek potansiyelimiz olduğuna inanıyorum. Bundan sonra hep onu konuşuyoruz. Dün de konuştuk. Özellikle dijital dönüşümü, yeşil dönüşümü, toplumsal dönüşümü sağladığımız sürece
bu ülkeler korksunlar bizden. Yani ülkeyi tutamazsınız. Özellikle sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme için dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve özellikle de toplumsal dönüşüm ve toplumsal dönüşümün alt başlığıysa kadın erkek eşitliğinin, fırsat eşitliğinin topluma entegre edilmesiyle paralellik gösterecek. Ben 2023'ün herkese umutlu, güzel yarınları bize getirmesini dileğiyle sevgilerimi iletiyorum. Sizlere de başarılar çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ediyorum. Çok...